Arkadaşlar günlerden bugün Perşembe, bir haftayı kazasız, belasız, koronasız bitirmek üzere çalışıyoruz. Şimdi araba zaten burada. Gerçekten içi inanılmaz kötü. Baştan aşağı kuaförü, deri boyası, her şeyini çözeceğiz. Karbonları yapılacak. Dışında vuruk sürtüp bütün her yeri baştan aşağı elden geçireceğiz. Jantlar Boston olarak geliyor. Egzoz sistemi yine değişiyor. Spiker egzoz takacağız. Rengini komple turkuaz, krom yapacağız. Üstüne olabilecek ne kadar trom varsa çekeceğiz. Ön arka ve yan marş bel ekleri var. Onları çözeceğiz. Arkaya bir tane spoiler sipariş verdik. O geliyor. Derken bizi bayağı bir yoracak. Ama bittiği zaman da mükemmel şekilde bir araç çıkacağına inanıyorum. Sen detaylarını alırsın Ertuğrul'cum. Bu aralar çekimler Ertuğrul'da. Musa gelmiyor koronadan dolayı. Saygı duyuyoruz dedik Musa'ya. Buradan Musa'ya selam olsun. Şimdi bir tane ne geldi? S geldi. Ultra parlak siyah yapacağız. Ardından 2-3 tane daha araba gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki neden böyle Mustafa Bey? Gerçekten şu anda farklı bir iş konsepti var. Restoranlar, kafeler, her yer, bütün alışveriş mağazaları kapalı. Millet evinde, işi gücü olan işinde. Gereksizliklere çıkmayın diyor herkes. Kimi çıkıyor gezmek için, kimi de gerçekten işi gücü olduğu için çıkıyor. Bize de bu iş nasıl yansıdı derseniz arkadaşlar, açıkçası biz de böyle bir iş beklemiyorduk. Neden? İnsanlar şu anda evinde. Gerçekten canları sıkılıyor. Kimi yazına gitmiş, kimi evine gitmiş. Sağda solda arabalar boşta. Ya şoförleriyle yolluyorlar ya kendileri geliyor, arabaları bırakıyorlar. Baştan aşağı bu boşluktayken bir doktor geliyor veya başkası geliyor, avukat geliyor. İşlerini hallediyoruz. Enteresan şekilde çiğli çalışıyoruz. İş yerimizi ilaçlattık. Her yerini her gün ozanlıyoruz. Şu anda eldiveni olmayan, maskesi olmayan herhangi bir personel yok. Bir ben varım. Niyeyse ben de bilmiyorum. Niye takmıyorum Ertuğrul? Bilmiyorum abi. Dubai'de patlamıştı bu iş. Ama ne oldu? Bize anca geldi. Ben de dursun mu Ertuğrul? Dursun abi. Seversin. Aynen. Korunma. Allah'a emanet olun. İnşallah bu kötü günler biter. Şu anda Mart'ın sonundayız. Belki bir gün Nisan ayında bitirdikten sonra Mayıs'ta güller açar her yerde. Ama herkes bir şekilde bedel ödüyor bu hayatta. Ne diyelim, canımız sağ olsun, işi gücü bastı diyoruz ama yine de gelmek zorundayız. Hayat devam ediyor, herkes işinde gücünde, sağlığında, evet, uğraşıyor işte. Biz de uğraşmak zorundayız. Mücadeleye, koşturmaya devam. Arkadaşlar Maserati'de sona yaklaşırken 21 tane parçasını karbon yaptırdık. Dışındaki ayna kapağından içindeki direksiyona kadar bütün trim malzemelerini inşallah birazdan Salih'le Ramazan Usta takacak. Jantlar okey, lastikleri komple değişti, frenler tamam, şeffaf kaplama tamam. Bir iki tane dışına karbon ek parça malzeme kaplayacağız. Stopların ortasından bir siyahlık geçireceğiz. Cilası, iç kuaförü derken pazartesi günü inşallah teslim. Bir tane Mercedes'imiz var. O da şeffaf oluyor. Bol koronasız bütün dünyanın güzel ve sağlıklı şekilde yeniden eskiye döneceğini umut ederek ve herkesin de hayali o herhalde şu anda. Ama haberleri açmaya korkuyoruz gerçekten. Ne diyeyim? İşimize devam.
Ses var mı? Var. 31 Mart 2020. Musa yine evinde. Biz burada mücadele ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Sen niye çekiyorsun onu da bilmiyorum. Ama çocuk erkekmiş ya. Postayı koyduk. Yemin etsene. Şu anda Ertuğrul'un kamera lensinden konuşuyorsunuz. Çünkü çekimden ne durumda biz de bilmiyoruz. Bir tane Camaro'muz geldi. Camaro'nun ön tamponunu ZL1 yaptık. Bütün parçaları, piyano bilek, boyanlı jantlar sağ olsun Emre hallediyor. Şimdi kaliper kapağını takıyor. Kaliper kapağını taktıktan sonra arabayı bitiriyoruz. Ve sonrasında ne yapıyoruz? Diğer araçlara bakıyoruz. Onları sen tek tek çekersin. Şeffaf ve seramik olan bir aracımız var. İstanbul'dan gelen yorgun ve argın olan, bakın ön tamponu, yan marşı elleri, arka tamponu da yok bu arabada. İçi berbattı Ertuğrul'cum hatırlarsan. Evet, bayağı kötü. İçi komple bayağı bir yaptırdık. Detaylı çekimlerini onu alırsın abicim. Arka tamponu vurup onu hallettik. Arkaya bak. Araba bildiğin puzzle ya, puzzle. Heykel kafasının arabasını mastiyer kapladık, GTR ön panjur taktık, jantlarını reflektif folyo yaptık ve yan tarafını aynı şekilde sarı reflektif folyo yapıp arabayı patlatacağız. Karar verdik müşterileri Nisan'dan sonra Mayıs'ta inşallah o günler geldiği zaman halledeceğiz. Biz ne durumdayız? Biz koşturuyoruz. Ben İstanbul'a gittim geldim. Ertuğrul telefonuna bakabilirsin. Artık çekimler böyle oğlum canlı. Yani yapacak bir şey yok. Elimizde bir kuaför, bir seramik, bir Porsche'umuz var. Porsche'un ön arka tamponu boyaya gitti, seramiği var, onları alabiliriz. Böyle detaylı alırsın ve karşınızda yeni kasa, SVR dediğimiz, yaklaşık 3,5 liracık bir araba. Araba çok güzel aldım. Değil mi? He? Baba abi çok güzel değil mi? Abi, güzel de çok seçenek var o paralar yani. Ben çok aşırı benziyorum. Urus'a bile doğru gidersin yani ama zevk meselesi. Abim zaten hep bu tarz arabaları bildiği için. Şimdi kabuğunda biliyorsunuz bunların bir karbon parça var arkadaşlar. O olmamış. Böyle sipariş vermişler. Biz bunu ne yaptık? Matkırı yaptık. Fümeydi. Karbon detaylar yaptık. Panjur, kabuk ve diğer üzerine. Şuraları takıyoruz. İç fena tabii ki harika. Ve sona doğru yaklaştık. Bitmek üzere inşallah. Bir de teslim edeceğiz. Birazdan Ertuğrul'u çeker. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar sıfır, hepimiz saçımızı sıfıra vurdurmaya karar verdik. Ne dersiniz? Burada elde 3 olandı. 0 verelim 3. Ha tamam. Olur. Kötü bizde nasılsa. Ertuğrul ilk başta senden başlıyoruz. Beğenirsem devam edeceğim. Beğenmezsem söyle. Başka? Hoş durmadı. Devam. Bir de Ertuğrul'un müşterisi var. Teslim et aldı. 1,5 aydır burada duran araba. Gülüyorsun ama. Bir tane hatırladın mı abi? Ben sana. Öyle duracak gibi yani. Hayırlısı bakalım. Gel abi şöyle Porsche Morsche şöyle bir çek. Bu abimiz diş doktoru. Arabayı almış. Bir de şeffafa getirdi ama şeffafa müsait değil. Bütün işlerini halledip teslim edeceğiz. Koşturmacıya mücadele devam. Evde kal Türkiye'ye devam. Biraz kısıtlamalar yaptık arkadaşlar biz de. Bazen geç geliyoruz, bazen erken gidiyoruz. Bazen erken geliyoruz, erken gidiyoruz falan. Böyle hani kendimizi yapıyoruz. Pazartesi hiçbirimiz gelmedi hemen. 3-4 kişi geldik. Dikkat ediyoruz. Dışarıdan müşteriyi almamaya özellikle dikkat ediyoruz bilmediğimiz insanlar. Çat diye kapıya geliyorlar abi, araba kapıdayız. Stopluyoruz, almıyoruz. İşte randevu çalışıyoruz falan. Gençlere özellikle tembih ediyoruz. Dışarıda gezmeyin, tozmayın. Kendimiz aynı şekilde elimizden geldiğini yapıyoruz. Bütün dünyanın böyle büyük bir sorunu varken hakkımızda hayırlısını diliyoruz. İnşallah hepimiz için söylüyorum. Bir gün herkes yakalanacakmış ya. Hapşıracak gibi. Yok kolum. Hapşıracak gibi. Kolum var. Buraya. Kramp giriyor da yine. İşte her uzun lafın kısası abi. Herkesin kendine göre bir yorum kattığı bu hastalıkta inşallah bizim için, GMG Garaj ailesi için, bütün herkes için, İşinde gücünde olanlar için, yollarda olanlar için, dün İstanbul'a günü birlik gittim geldim. Gerçekten 2,5 saatte zor girdim içeriye. Ateşleri ölçer sandım ama
Polis abilerimiz böyle var. Kaç kişi var içeride? Geç! Bu kadar. Ankara'ya gelirken de ölçtüler, Allah razı olsun. Ne yapalım? Bunları çekeceğiz Ertuğrul. Aynen. Sen bu yaşında göreceksin. Çocuklarımız 8-10 yaşında görecek. Kimi daha da bebekken görecek. Kimileri bu günleri hatırlayacak. Kimileri rahmetli olacak, gidecek. Anılacak duayla gidecek. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Gerçekten. Cenazenizde kimse gelemiyor. Yani beklediğiniz bile o kadar zor, dua edemiyor. Çok poşeti gibi atıyorlar insanı. Vallahi çok zor abi. Ne diyeyim? Ateş düştüğü yere yakar. Bakalım bu sınavdan hepimiz nasıl çıkacağız ben de bilmiyorum. Hayırlısını diliyoruz. İşler gelir geçer biter. Ömür de gelip gelip geçiyor. Böyle hayırlısını diliyoruz inşallah. Bugünlerini geride bırakıp daha güzel günlere hep beraber sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Yine ara ara geliriz. Hoşça kalın. Yeah. Let's talk. Look, ayo, we rose from the dust to the sun. They claiming that we the one, never 101. Teamwork till we done. Sent on a mission, we got ambition. Never scared, we won't run. Never one and done. Some sit back and some like the hunt. I pick my teammates up when they fall. And if I ball, we all ball. Crashing balls, crossovers and all. Just call us the balls. Don't fear nothing, call us galore. Serving them all. We outside, we barely indoors. Because we gave it everything when we had nothing. Gave it everything when we had nothing. Holding on by a thread, couldn't grab nothing. Seems we moved on to a better place. Shine, shine away, away from the shade. But now that we're here, ain't no going back. Ertuğrul bakıyorum da kapıyı kapatmışız. Bence şahane olmuş abi. Merak etme, o iş bende. Baktım gençler geliyor, ısrarla araba kapatacağız falan, ayağında içeriye giriyor. Kapıyı kapattım. Randevunuz var mı? Yok. İyi günler. Bütün randevulu müşteriler arabasını bizi akşamdan yazıyor veya bir gün, iki gün önceden. Şu tarihte getirir diyor. Alıyoruz, geri kalanı kapatacağız abi. Renk bile göstermiyoruz. Elimizden geldiğince sosyalleşmiyoruz değil mi? Doğru. Uzak uzak. Şimdi. Mert Bey kolay gelsin. Bir G63 yapıyoruz. Şeffaf. Zaten bir önceki araçlarını yapmıştık. Ufak tefek üstünde çizmeler var. Onları alacağız önce. Arkadaşlar sanıyor ki her arabaya cila yapıyoruz. İşte her arabayı kirliliğinden arındırıyoruz falan. Böyle şov birazcık manyakça oluyor. Yani araba fabrikadan geliyor. Gerçekten üstünde hiçbir sorun yoksa niye biz o arabayı cilalayalım? Neden kirliliğini yapalım? Yani herkes kafasında şey kuruyor işte. Abi reçine temizliği yapmadınız, bu şunu bunu yapmadınız. Biz gerekli olan her şeyi zaten yapıyoruz yani. Onun için birçok araba bize bu nedenden geliyor zaten. 3 tane 4 tane arabasını yaptık, kara kaşımıza kara gözümüze gelmedi herhalde. Ha? Yani. Hey Rock İstanbul. Bunu refresli olarak yaptık. Sen akşamüstü bilmiyorum kalırsa araba patlatırsın. Burası şu anda yanıyor arkadaşlar, bu yazı da yanıyor. Ne yaptık bu arabaya? GTR panjur taktık. Mat siyah kapladık. Ön camına ısı kontrol filmi yaptık. Ön iki camına cam filmi çektik. Jantlarına reflekte geçtik. Ve artık sarı kaliper boyadık. Bayağı bir cancı oldu. Umarım görüntülerini çekebiliriz bu akşam. Onu da inşallah İstanbul'a yollayacağız. Onun haricinde 4-5 tane daha fazla daha belki arabaları var. Onları yapacağız. İstanbul'dan Haydarpaşa'ya İsa'nın aldığımız i8'ini yeni yeni toplamaya başladık arkadaşlar. İşte bu araba gerçekten baştan aşağı proje arabası. Bütün burukları, kırıkları, içindeki o döşemesi sorunları, her şeyi baştan aşağı yapıyoruz. Serdar'ın çalışıyor olması ve bizim Serdar'ı çalışıyorken çekmemiz hayır, bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Zor işleri ben yaparım. Zor işleri yapamam. Serdar, evet. Sen ne işe yarıyorsun Ertuğrul? Şu an kameranın arkasında. Kameranın arkasında. Yusuf şu anda bu arabayı bitiriyor. Bitirdikten sonra herhalde Yusuf sen bu 5 metre 6 metre folyoyla gözümüze inanılmaz bir reflekte yapacaksın ha. Halledeceğiz. Var kardeşim. Tamam kardeşim.
Böyle arkadaşlar gidiyoruz. İşte ufak ufak böyle çekiyoruz. Elimizde dursun. Musa nasıl bir objektiften yaparsın, bize ayar verirsin. Senin gibi bir şeyler yapamıyoruz ama. Saçımız başımız da bayağı uzadı ha. Aynen. Evde kal diyorlar. İnsanları evine çağırıp berberler de aktif hale gelip tıraş oluyorlar. Önce sanatçılar başlıyor bu işlere. Parası neyse biraz daha anlamına getiriyorlar. Ben anlamıyorum insanları yani. Bak bana soracak dedim zaten. Ne var oğlum? Saçın uzun olsa ne olur lan? Burada eğer tıraş olacak biri varsa o ilk benim. Evet, gördüm değil mi? Oğlum o da dışarıdan gelen bir abi, adam. Tamam, yapalım, ne diyorum, başkasının evinden geliyorlar. Ne olur? Manikürün, pedikürün eksik olsun olur, ense tıraşın olsun olur. Önce sağlığın yerinde olsun oğlum ya. Bir atlatalım hayırlısıyla, ölümsüz, kalımsız. Vallahi şu bir hafta şeyimizi çıkaralım, bir reyi bitirelim de Allah herkesin yardımcısı olsun. Vallahi. Biz kendimize böyle önlemler aldık arkadaşlar. Elimizden geldiğince zaten kapatıp gidiyoruz, kaçıyoruz, geliyoruz. Serdar işte koşturuyor sağ olsun. Şu anda çalışıyor, ben pek fazla bir şey demiyorum kamerada. Ne diyeyim, Ali dayıma da selam olsun. Arıyor ara sıra. İyi yattı, iyi yattı. Tiptoe on the ledge, yeah. Live life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'm a dying legend, huh? I'm a dying legend, yeah. Yeah. I'm a dying, yeah. Legendary, yeah. I'll be legendary, yeah. Necessary, yeah. So my death is scary. Ancestors dead already, yeah. Death hereditary, won't stop unless I'm buried, yeah. And I ain't never ready, yeah. They say life's a bitch, well I say fuck it, I'll seduce her, ayy. Rock Versace shades in case I run into Medusa, ayy. Face to face with death, but she was blinded by my jeweler. They say God don't like no ugly, well I'm lucky cause I'm cuter, ayy. İstanbul'dan merhabalar arkadaşlar. Malum korona virüsünden dolayı biliyorsunuz hep evde kalıyoruz ama esnaf arkadaşların hepsi dışarıda. Koşturmaya, mücadeleye devam. Günlükten malzemelerimiz vardı. O malzemeleri çekmek zorundaydık. Geldik buraya. GT63'ün karbon bravo egzozu vardı. Onu hallettik. Bir tane GT Pro Mercedes yapacağız. Egemen abinin komple şu anda içinde. Bak Serdar. Çamurluğunda. İnanılmaz farklı bir Mercedes olacak arkadaşlar. Zaten arabayı Rigger body kit vardı üstünde. Sarıydı araç. Biz şeffaf kaplamıştık. Arabanın kabut, çamurluklar, ön tampon, arka tampon, spoiler falan uçuk oranı olacak. Yaklaşık 50-55 bin euro bir proje, öyle düşünün. Her şey değişecek. Biraz önce bir GT63'in Brabus'un egzozunu Serdar çekti. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu arada Aykut'u tebrik ediyorum bak. Amerika'dan geldi, karantina altında. Bir haftadır evden çıkmıyor herkesi düşündüğü için. Dipnot. Ayrıca Allah razı olsun. İnsanın ihsanlısı vardı. İhsanlısı geçirdik ama insan arabayı almaya gelmemiş. Ön tamponunu değiştirdik. Vizyonu değiştirdik. Egzoz uçlarını değiştirdik. Mazda'nın siyah yaptık. Cam filmini çektik. Ufak detaylarını çözdük. Birazdan onu da segeriz Serdar'cığım. Bir de Yaşar kahve içeceğim. A8'i vardı. A8'de biz ne yapalım dedik. A8'de dip ve arka divizör gittik dedik. Tabii ki onu süslemek için de bir tane spesifikasyonun üstüne gelen karbon parça, arka çıtası, spoiler daha doğrusu, start stopu, A8'nin kapı altı logosu ve A8'nin logosu ile beraber bunların hepsini yapacağız. Çekeriz veya çekemeyiz, inanın ben de hiç bilmiyorum. Sadece şu anda herkes kendi sağlığına öncelikle düşündüğü için kimseyi tehlikeye atmamak adına fazla da kasmıyorum açıkçası. Tabii ki elimizdeki görevleri, işleri yapmak zorundayız. Teslim edeceğimiz işler var. Hem kendimizi düşünüyoruz, hem çevremizdekileri düşünüyoruz. Bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar İstanbul'dan. Biliyorsunuz malum durumlardan dolayı, koronavirüsünden dolayı birazcık yavaşladık. İstanbul'a gelip gitmek zor oluyor. Sabah erken saatlerde geldim. Şimdi bir aracı teslim aldım. Egemen kardeşimin arabasını. A-Class'tayız. Arabayı komple AMG GT Pro yapıyoruz. Bu sarı güzel rengini değiştiriyoruz. Jantları zaten çok yeni.
ve sonrasındaki yapacağımız değişiklikleri elimden geldiğince kendim ara ara gelip çekeceğim. Şu anda sadece ön iki tane çamurluk görüyorsunuz ama arabanın çamurluğu haricinde ön tampon olduğu gibi değişecek. Muhtemelen farları değiştireceğiz. Arka tampon, arka spoiler, dış rengi, içine de birçok değişiklikler yapacağız. Şimdi öncesini şöyle hafiften alayım. Zaten şeffaf kaplamıştık. Üstüne zaten bir body kiti var Rantic'in. Egzozu falan, kapristo, her şey mükemmel. Ama sağ olsunlar araba sevdalıları, yaklaşık 55 bin 60 bin euroluk bir proje arkadaşlar. Baştan aşağı her şey değişecek. Bakalım hayırlısı. Bundan görüntüler dursun. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde yeriz, geliriz, ara ara çekeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir haftayı daha bitirdik. Bugün tarih 4 Nisan. Dün yine yeniden bir açıklama geldi. Maskeleri gerçekten fazlasıyla kullanmamız söylendiği için iş yerimizde hemen hemen gördüğünüz gibi hepimiz maskeli beşler gibi geziyoruz. Şimdi 6 tane Hair of İstanbul'dan dün araç geldi. Hepsi Viano, hepsinin tasarımını ve bütün göçük işlemlerini, jant lastik boyaması, frenleri falan ayarlayıp temizliklerini yapıp jant filmleri çekip teslim edeceğiz. Bir tane Bilecik'ten abimiz geldi. Discovery Sport'unu yaptık, şeffaf kapladık. Doktor abimize buradan selam olsun. Bir yine doktor abi kardeşimiz geldi, Tolga. Onun aracını yaptık komple. Boya korumasını, işte seramini, jant boyaması, fren kaliperlerini biraz önce onları teslim ettik. Diğer işlerimizi hallettik. Bir tane Tamara vardı, onu bitirdik Bayram abimizin. Bir Y'miz var, G'yi şeffaf kapladık. Pazartesi onu teslim edeceğiz. i8'in daha birçok işi var. Genel anlamda bütün işlerini yeniden temizledik, ozonladık, camlarımızı sildik, her işimizi hallettik. Haftalıklarımızı çok şükür bu hafta herkes çıkardı, kazandık ve gidiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor dönemlerden geçiyoruz. Tabii ki biz böyle konuşuyoruz ama konuşmak kolay. Kimi evi de şu anda işini kaybetti, kimi evde şu anda eşi çalışmıyor, kiminin evde gerçekten yiyecek ekmeğe muhtaç olduğunu bizler de biliyoruz. Elimizden geldiğince biz şov yapmadan, yani sahil soel misali var ya, maalesef bunu farklı hallere soktular. Evde kal evet Türkiye diyoruz. Evde kalan gençlerimize teşekkür ediyoruz. Amcalarımıza teşekkür ediyoruz. Çıkmayan teyzelerimize, ninelerimize teşekkür ediyoruz. Kendi sağlığımız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü biz kendimizi düşünmemeliyiz önce. Karşı tarafı düşünmeliyiz değil mi Ertuğrul? Evet abi. Yani şu maskeyi takmak çok mu zor? Değil. Değil. Markete gitmek çok mu zor? Elinizden geldiğince 3-5 bir şey alın çıkın gidin ya. Bak şöyle. Bak Yusuf sen ne takıyorsun? Niye sizinki havalı kapaklı kanka? Bak Yusuf böyle. Ve abi, süsünden ödün vermeyen Serdar. Her dakika bak eldivenlerini takıyorsun. Evet abi. Nerede maske? Evet. Maşallah. Böyle bir haftayı daha sonlandı. Onunkini ben buldum. O kilotlu çoraplıdan yapmış. Öyle mi lan Emrah? Camper öyle değil mi? Efendim abi. Pilotlu çoraptan yapmamış mı maskeyi? Bana öyle söyledi. Bu ne peki abi? Şu nedir? Bu ne gerçekten? Sen kendini Joker mi zannediyorsun? Hayır onu Mert abi zorla yaptı. Mert bu ne abi? Bu kendini Joker mi zannediyor? Ben onu anlamadım. Amerikalı oldum belli olsun. Temas yok. Senin anlamaya başladı. Ben onu tutamayacağım. Temas biliyor. Dokunuyorsun. İyicene çıldırdık. Valla. Evde TikTokçular var. Değişik fanteziler olanlar var. Herkes çılgın videolar çekiyor. Evet. Biz de bu haftayı böyle sonlandırdık. Elimizden geldiğince bu kameranın içindeki farklı görüntüleri Musa elinden geldiğince bir şeyler yap kardeşim. Böyle 30 dakika, 40 dakika, 15 dakika ne çıkarsa, objektiften ne çıkarsa Allah bereket versin. Herkese selam olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah yurt dışındaki kardeşlerimiz, bizler, ailelerimiz, hepimiz en ucuz şekilde bu badireleri atlatıp güzel sağlıklı günlere kavuşacağız. Biraz sabır. Güç nerede saklıdır? Güç içinde. İçinde. Sabırda. Sabreden mutlaka güzel günlere gelecek. Bugünler de gelip geçecek elbet. Hepsi bir sınav. Hiçbir şey nedensiz ve sebepsiz olmuyor. Her şeyin bir nedeni sebebi vardır elbette. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Herkese selam olsun. Kendinize dikkat edin.
Bizden bu kadar, sevgiler, hürmetler.